Muhallebili kadayıf için malzemelerimiz 350 gram kadayıf, tel kadayıf, 1 su bardağı ceviz, iri kıyılmış olacak, 1 su bardağından biraz az şeker, 120 gram tereyağı, bu kadayıf kısmı olacak. Muhallebisi için ise 1 litre süt, 2 yumurta sarısı, 1 su bardağından yine biraz az un, 1 su bardağı şeker, 1 paket krem şanti ve vanilya. Önce kadayıflarımızı yağda çevireceğiz ve kıtır kıtır hale getireceğiz. Sonra onu bir tepsinin içine yayıp muhallebimizi hazırlayıp üzerine dökeceğiz. Başlayalım. Öncelikle tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağı eridiğinde kadayıfları içine koyacağız. Kadayıfları atıyoruz içine. Şekeri ekledim. Şimdi ceviz içine ekliyorum ve karıştıracağım kıtır olana kadar. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Artık iyice kıtırlaştı. Kızarmasını sağlamanız gerekiyor kadayıfın. Ve cevizlerin de aynı şekilde kavrulması gerekiyor. Şu anda tamamdır. Kullanıma hazır. Muhallebimizin yapımı için önce sütü koyuyoruz. Şekerimizi ekliyoruz. Unu ekliyoruz. 2 yumurta sarısı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz hızlıca. Topaklaşmamasını sağlamalıyız. Muhallebimiz koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Bir süre daha ocakta tutacağız, sonra alacağız. Muhallebimizi ocaktan aldık. Aroma verici şeyleri, yani biz şimdi vanilya kullanacağız ama isterseniz siz portakal kabuğu rendesi koyabilirsiniz veya badem arabası koyabilirsiniz. Ne koymak isterseniz. Onların hepsini bu ocaktan aldıktan sonra katıyoruz. Çünkü daha aroma keskin oluyor. Biz vanilyayı kattık. Krem şantimizi koyuyoruz. Karıştıracağız. Yedireceğiz krem şanti içine. Şimdi kadayıfımızı tepsinin altına sereceğiz. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır olmuşlar. Şöyle ufalayacağız sonra ellerimizle. Ellerimle ufalıyorum şimdi. Tüm tabana yayıp ve bastıracağız. Çünkü üzerine muhallebi gelecek. Şimdi şöyle bastırıyoruz. Zaten içinde tereyağı olduğu için buzdolabına girdiğinde o tamamen tutacaktır birbirini. Şimdi üzerine muhallebimizi döküyoruz. Yavaşça. Mutlaka bir kepçe yardımıyla dökün. Çünkü tencereden boşaltırsanız kadayıflar yana açılabilirler. Şöyle her tarafına yayıyorsunuz eşit miktarda. Şimdi üzerine yeniden elimizle ufalayarak kadayıftan döküyoruz. Muhallebili kadayıfımız hazır. Şimdi bunu buzdolabına atacağız. Eğer bir gece önceden yaparsanız ideal olur kesilirken, servis yaparken. Ama hani gün içerisinde yapıp tüketeyim istiyorsanız en az 3-4 saat buzdolabında beklemesi lazım. Yoksa kolay kesilmez. Biz de şimdi buzdolabına atıyoruz. Muhallebili kadayıfımızı buzdolabından aldık. En az 3-4 saat beklemesi gerekiyordu buzdolabında. Rahat dilimlenip servis yapılabilmesi için. Şu anda servise hazır. Afiyet olsun.